Bilgisayarımızda 64 GB RAM takılı. i5 12600K 12. nesil DDR5'in ilk çıkan işlemcisi arkadaşlar. Bu işlemciyle beraber 4800 MHz stok hızı RAM desteklemekle. Tabi anakartın hızı da önemli arkadaşlar. Overclock hızı bu anakartımızın 6000 MHz. Yalnız şöyle bir sıkıntı vardı. 2x16 taktığımız zaman 6000 MHz'de bilgisayarımızı sorunsuz şekilde çalıştırıyorduk arkadaşlar. Diğer RAM slotlarına da RAM eklediğimiz zaman, yani toplamda 64 GB'a çıkardığımız zaman, Asus'un B660G Micro ATX anakartında 6000 MHz'de bilgisayarımızı başlatamıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımız 6000 MHz'de çalışmıyordu. Yeni gelen BIOS güncellemesiyle beraber arkadaşlar Asus bu sorunu çözmüş. Artık 12. nesil ilk çıkan işlemci bile olsa anakartımızda 6000 MHz'i 64 GB yani 4 RAM slotunu taktığımız zaman çalıştırıyor arkadaşlar. Bu gerçekten mükemmel bir avantaj diyebilirim. Asus'un bu sorunu çözmesi gerçekten yerinde olmuş. Asus'a da buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Şu an RAM'lerimiz 64 GB'da 6000 MHz'de arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Gelin isterseniz bilgisayarımızdan da kontrol edelim. Bu arada arkadaşlar RAM'lerimiz G-Scale'in 4x16 yani toplamda 64 GB 6000 MHz'li CL36 değerinde RAM'leri arkadaşlar, RGB modeli. Anakartımızda Asus'un B660G Micro ATX 6000 MHz overclocklu, overclock desteği olan anakartımız arkadaşlar. BIOS güncellemesiyle beraber 13. nesil son çıkan 13900KS işlemcileri bile bu anakartımız destekliyor sorunsuz bir şekilde. Şimdi GPU Z'ye girelim ve daha önce 64 GB RAM taktığımızda i5 12600K'lı bir sisteme RAM'lerimiz 5000 MHz'den yukarısını çalıştırmıyordu. Şimdi gelin hep beraber bakalım. Yeni BIOS güncellemesiyle beraber Asus bu sorunu çözmüş. Anakartımız ROG Strix B660G Gaming Wi-Fi. En son çıkan 24.04 BIOS'umuz yüklü şu an bilgisayarımızda. Asus'un sitesine girelim. Anakartımızın sitesinden yeni BIOS'umuza bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 11.04.2023 tarihi. Bugünün tarihi arkadaşlar, BIOS'umuz bugün çıkmış 24.04. Tabii önceki BIOS'umuz 22.12 idi. Hiçbir şekilde XMP ayarını açtığımız zaman RAM'lerimiz 64 GB'da 6000 MHz'de çalıştırmıyordu. Yeni çıkan BIOS güncellemesiyle beraber Asus bu sorunu da çözmüş oldu. Gerçekten sevindirici bir haber. Gördüğünüz gibi Quad, yani 16x4 toplamda 64 GB RAM'lerimiz 3000 MHz'de x2 6000 MHz'de çalıştırıyor arkadaşlar.
CL değerlerimizi de görüyorsunuz. CL 36 değerleri. DDR5 64 GB. Stok hızımız 4800 MHz. BIOS'tan XMP 3.0'ı açınca arkadaşlar, gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde kullanıyoruz. Ekran kartımız RTX 3070 Ti. Görev yöneticisinden de kontrol edelim. Tüm RAM'lerimiz gördüğünüz gibi 4 yuva olarak gözükmekte ve 6000 MHz'i desteklemekte. Asus'a buradan teşekkür ediyorum bu sorunu çözdüğü için. Sizin de arkadaşlar DDR5 sisteminiz varsa ve RAM'leriniz 64 GB'sa 5000 MHz üstü RAM frekansı göremiyorsanız yeni BIOS güncellemesiyle beraber bu sorunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.